radyo tiyatrosu. Bir yıl sonra. Yazan Muzaffer İzgü, yöneten Sadrettin Kılıç, efektör Yüksel Doğru. Oynayanlar: Fidan Ayda Yüngül, Ali Enis Fosforoğlu, Sultan Güler Ökten, Durdu Serpil Tamur, Ahmet Erdoğan Ersever, Ferhat Erdoğan Gemicioğlu, Zekai Cengiz Keskin Kılıç, Esma Tülin Oral, Binnaz Sumru Yavrucuk. Fidan. Ya ikidir önüme çıkıyorsun. İlkinde de ödüm koptu, şimdi de niye çıkıyorsun önüme ya? Konuşacağım seninle Fidan. Korkutmak değil istediğim. Dur dinle hele. Yok hayır anam bekle. Dur bak ne diyeceğim Fidan. Olmaz ya, gören mören olur. Hiç mi konuşamayacağım seninle Fidan? Dedim işte gören olur dedim ya. Vişnelik'te bekle beni. Ne zaman? Sabahtan bekle. Akşama dek mi? Beklerim Fidan. Beklerim Fidan. Sen bir hafta bekle desen gene beklerim. Bir ay bekle desen gene beklerim. Ah Fidan ah! Şu sonbaharın kızarmış yaprakları gibi içim tutuşmuş. Asmamı çardaktan, suyu bardaktan, bu yıl da çilrozu görmediğim canım sıkıldı. Aman canım sıkıldı. Aa, ne bu oğul? Ne bu neşe? Şarkılar, aman, türküler. Aman. Bizim inek de sanacak ki şarkılar, türküler kendisine. İneği sanmaya mı geldin ana? De söyle bakalım bu sevincin nedenini. Ne oldu? Nereden esti bu mutluluk yeli? Ha? Yüzüne bakılırsa kucaklamış seni mutluluk yeli. Türküne bakılırsa içine güller dolmuş mis kokulu. Bunun bir nedeni olmalı Ali. Bile şu sarı inek bu türküler bir tas süt için değildir. Yok be ana. Ne zamandır diyorum şu tavuklara bir tünek yapayım. Ancak elimdeydi. Nasıl olmuş? İyi olmuş, güzel olmuş. Maşallah rahmetli baban gibi beceriklisin. Şimdi bu gece tavuklar da şaşacaklar. Nereden geldi konlu bu tünek diye. Ama benim şaştığım başka. Hiç insan tanımaz mı oğlunu? Bilir, analar bilir. Evlatlarının soluk alışından bilirler. Bakışından bilirler. Bakışın güneş gibi Ali. Yok dedim ya ana bir şey. Vardır var. Yok derken bile soluğuna söz geçiremiyorsun. Soluğun var bir şeyler diyor. Ama şimdi söylenmez diyor. Oysa ki oğul mutluluklar da üzüntüler de paylaşılınca daha bir hoş olur. Mutluluğun üstüne mutluluklar biner. Derdini söylersen derdin yarıya iner. De bakalım anana. Seni böyle sevinçten kanat çırptıran ne? Niye yüreğin kuş yüreği gibi? Of anam of! Bu oflar boşuna değil. Bildim ciğerini oflatanın ne olduğunu. Oflarla atılmaz ki yürekten sevgi. Tutuldun desene. Söyle anana kime? Yok ana yok. Daha hiçbir şey yok. Nasıl yok oğul? Ateş girmiş içine. Yalımları böğrünü deler. Sen yok diyorsun. Ben gidiyorum ana. Nereye? Yerimde duramıyorum ana. Sıkıntıdan değil belli. Sevinçten, coşkudan. Nasıl olsa bir gün anana söyleyeceksin. Gözümün önünden geçiyor bir köyün kızları. Kim ki acep diyorum. Ey oğul ey. Evlenecek yaşa geldin geçtim bile.
Benim çağırmam gerekti seni. Otur hele Ali dizimin dibine, kaldır hele gözlerini, bak gözümün içine. Söyle bana, içinden geçen kim? Hangi kıza kaymıştır gönlün, gidelim isteyelim demem gerekti. Diyemem oğul, diyemem, dilim kurur. Diyemem çünkü yok, gözüm kör olsun yok. Sana bir şey diyen oldu mu ana? Demiyorsun oğul, demiyorsun ama ben bunu kendi kendime her gün diyorum. Ey sultan ey, sordun mu hiç Ali'ne? Evlendireyim mi oğlum seni dedin mi? Demedin sultan, demedin. Hey ana, hoşça kal. Güle güle. Demedin cebi delik sultan, demedin. Sarı inek. Bunun bir babası vardı kapılar gibi. Ama gitti, para kazanmaya gitti. O gidiş. Yo, geldi, geldi, haberi geldi. Traktörün altında kalmış, kara haber. Ama çok sonra geldi. Oğundum ama oğunmakta un olmuyor ki. Hadi, hadi söyletme beni. Usludur da sahayım sütünü. Of, of! Fidan, buradayım Fidan. Çabuk ne diyeceksen de birimeli gelir. Sabahtan beri bekliyorum Fidan. Ne yapayım bekliyorsan? Onun için demedim. Hemen mi gideceksin? Dur otur şöyle şu kökün yanına, konuşalım. Sen köy yerini bilmez misin Ali? Bana Ali dedi. Ne diyeyim? Yok yok ya, ağzından adımı duyunca. Ya bak, gelen melen olacak, hadi söyleyeceğini söyle. Oturmayacak mısın? Olmaz. Bilmiyor musun? Bak şey, elini versene bana Fidan. Sen neler söylüyorsun? Hadi hemen söyle, gidiyorum. Dur ne olur gitme. Hep düşlerime giriyorsun Fidan. Gözümü kapıyorum sensin karşımda. Gözümü açıyorum sensin. Seni çok seviyorum Fidan. Niye gülüyorsun? Hiç. Hadi ben dedim. Senin diyeceğin hiçbir şey yok mu? Yok. Ne olsun ki? Ama bir şey de Fidan. Duymuyor musun yüreğimin gümbürtüsünü? Benim de öyle. Benim de gümbür diyor. O zaman bir şey söyle işte. Hadi söyle. İstet beni. İsteteceğim. Ben gidiyorum. Dur ne olur biraz daha kal. Bak bir daha gelmemi istiyorsan şimdi gitmem lazım. Bir daha geleceksin değil mi Fidan ha? Bir daha geleceksin ha? Dedim istet beni. Ver elini Fidan. Yo olmaz. Gidiyorum ben. Hoşça kal. Güle güle. Fidan! Fidan dur hele, dur. Niçin öyle bağırıyorsun? Hem arkamdan gelmesene. Ya vermezse baban? Bilmem. O zaman yanar tutuşurum Fidan. Ya verir belki. Hadi ben gidiyorum. Bak var ya Fidan, böyle hep Fidan Fidan demek istiyorum. Bağırmak istiyorum Fidan diye. Adını kuşlara, ağaçlara söylemek istiyorum. Biri mi geliyor? Ay görecekler. Hadi hemen git buradan. Korkma, korkma, bak insan değil hayvanmış. Köpek geçti. Baban verir değil mi Fidan? Bilmem dedim ya. Ama senin gönlün bende değil mi Fidan? Bilmem. Sen de Fidan ne olur. Deme. Hoşça kal. Ah. Ah. Of of. Deler çıkar gökyüzüne oğul. Yattığından beri of of. Kalk şöyle yekin, otur yatağın içine. Anana iki söz et. Oflamakla puflamakla hangi yumak çözülmüş ki? Yumağın o yanından bu yanından karıştırmak gerek. Ucunu bulmak gerek. De söyle bakalım anana. Ofunun ucunu bulalım birlikte ana oğul. Çözelim yumağı. Görelim bakalım yumağın ortasındaki ip ak mıdır, kara mıdır? Hey yahu. Ne diyeyim ki ana? Yandı tutuştu içim. Ne su içmekle geçiyor ak buz sulardan, ne uyumakla geçiyor hoş düşlerden. Tutuldum be ana. Belli oğlum, bunu dilin demese gözlerin diyor. Kim hele bu ceylan? Kim oku yüreğine ata? Fidan ana, Fidan. Fidan, şu keleşlerim Fidan. Ha, bildin ana. Nasıl ha? Söyle bana nasıl? Fidan iyi olmasına iyi de
babası Keleş Ahmet. Keşke olmasaydı be oğul. Niye ki ana? Ona Keleş Ahmet demişler. Gözü doymaz para yapılan. Şimdi neler ister kim bilir. Takılar, başlıklar. Biz de nerede ağol? Var mı paramız? İşte iki inek, işte evin avlusu. Aha orada da ufacık bir bahçe. İçinde vişne neyim, kiraz. Satsan satılmaz, ortaya düşsen alan olmaz. Çalışırım be ana. Nerede? Dışarıda ana. Dışarıda. Yani köyü bırakıp gidersin ha baban gibi. Ne yapacaksın ana? Yoksa benden ayrılmak mı istemezsin? Yok be oğul. Hangi ana yavrusundan ayrılmak ister? Hiçbir ana istemez. Ama gitmen başlık parası içinse, gitmen 3-5 bilezik zincir içinse niye? Ofunu şimdi anladım. Şimdi bildim oğul. Yattın yatağına, doluya koydun almadı, boşa koydun dolmadı. Anam, çok mu yalnız kalırsın ben gidince? Yalnız olmak zor oğul elbette. Yıllardır babanı sende gördüm. Bir sabahtı, er sabahtı. Koca bir çıkın yaptım babana. İçine işlik koydum, mendil koydum, gömlek koydum. Ekmeğini sardım, sarmaladım çökelekle. Umurladım, aha şu kapıdan. Böyle dik yürürdü baba, dik dik. Ama o sabah öyle değildi. Böyle eğik eğik gidiyordu. Avlu kapısında durdu. Şöyle bir geri döndü baktı. Bir şey diyecek gibiydi ama demedi. Sonra başını dikti yere gitti. O gidiş. Ama ben geleceğim ana. Bana yarın varıp gitmek düşer keleşlerin evine. Ağızlarını yoklamak düşer. Ne derler, ne ederler, ne isterler. İşim güç halim ama varıp gideceğim. İsteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü demişler. Verirler değil mi ana? Bilmem ki o. Kim bilir? Belki de başlık maçlık istemezler. O niye ki? Ben Fidan'la konuştum ana. Vişnelik'te buluştuk. O da beni seviyor. Sevsin. Sevgiden Keleş Ahmet'e ne ki? O cebine gireceği bilir. Ya çok isterlerse ana? O zaman yatağa yattığında daha çok günlersin. Of of diye. Geleni parçalayacak neredeyse. Sultan pabuç bırakmaz ya ona. Yedi miydi taşı alnının çatına. Hoş geldin. Buyur geç otur. Sonbaharın sıcağı kışa gülermiş. Onunla alay edermiş. Hadi gel de göreyim dermiş. Kış bir beklermiş, iki beklermiş. Sonra kafası kızıverip bir gün içinde gelirmiş. Herhal bu yıl da öyle olacak. Kış böyle bir sabah geliverecek tüm hıncıyla. Neyse, neyse. Nasılsın Sultan bacım? Ne olacak? Söz olmuş işte iyiyim demek. Sanki iyiyim demekle iyi olunuyor mu? Ya öyle. Hoş geldin Sultan teyze, öpeyim elini. Maşallah kız dal gibi olmuşsun. Hadi sağ ol, el öpenlerin çok olsun. Hadi kız, Sultan teyzene bir ayransın. Peki yani. Ben buraya niye geldim bilir misin Durdu? Nereden bileyim Sultan bacım? Ah, hiçbir şeyi söylemenin yolunu yordamını bilmem ki. Son söyleyeceğimi ilk baştan deyiveririm rahatlarım. Ama bunu söylediğimde biliyorum rahatlayamayacağım. Hayrola Sultan bacım? Hayır bizde şer ne arar? Hayıra geldim buraya. Dünyaya getiren anadır. İlkin ona sormak gerek. Ondan dinlemek gerek. Benim oğlan Ali senin Fidan'a yanmış tutulmuş. Ya ne diyorsun sen? Senin kız da benim Ali'yi sevesiymiş. Ne? Dur hele ne öyle çattın kaşlarını. Kötü bir şey mi dedim ki Durdu? Sevgiden söz ettim, kavgadan dövüşten değil. Nereden biliyormuş sizin Ali bizim Fidan'ın kendisini sevdiğini? Kendi demiş Vişnelik'te. Sen ne diyorsun Sultan bacım? Kız kalkıp oturma yumurtası yan yatmış cork tavuk gibi dinle. Niyetimiz iyi olmasa
Alem'in niyeti tam olmasa hiç kalkar gelir miyim buraya güzel durdu bacım? Sevginin ötesinde ne var ki? İki genç birbirini sevmiş. Demek vişnelikte buluşmuşlar ha? Otur otur gene kalktın. Hop oturup hop kalkmakla olmaz bu iş. Aklını kızgınlıkla yok etme. Derin düşün, iyi düşün. Bunda bir kötülük yok. Kim bilir sen de evlenmeden önce Keleş Ahmet'i görünce... Buyur Sultan Beyzi. Ah, sağ ol kızım, var ol kızım. Oh, ayranın da senin gibi güzelmiş. Anana niye getirmedin ki? Anam içmez. Getir getir, soğutsun yüreğini. İster misin ana? Getirsen getir. Çatma kaşını artık yıkık ağaçlar gibi. Konuş Ahmet'le, konuş kızınla. Deyin bakalım neler isteyeceksiniz. Alim aslan, Alim baba yiğit, Alim mert, Alim dürüst. Ama neye yarar? Parası yok. Gözü çıksın parasının, yok işte. Gider çalışırım diyor. Denkleştirebilir mi, denkleştiremez mi onu bilemem. Ama biz ilkin sizden duyalım hele. Bilirim kocanı, bilirim Keleş Ahmet'i. Şimdi neler dökecek önümüze, neler neler. Ama atalım bakalım elimizi torbaya. Ya çıka ya çıkmaya. Ne o, kalktın mı? Çok bile oturdum, sıkıntı basıyor oturunca. Bil ki durdu, bir hafta sonra bu saat yine bu minderin üzerindeyim. O zamana dek konuşun edin bana deyin. Ben oğlumun elçisiyim ama onun yüreğinin de bekçisiyim. İstemem Alim'in yüreği yansın pençe pençe. Hadi hoşça kalın. Kalktın mı Sultan teyze? Kalktım kızım, eline sağlık. İçtim ayranımı. Ver ananın ayranını da o da içsin. Dondun kaldın mı durdu? Bir güle güle demek yok mu hele? Güle güle. Ben geçireyim. Köpek... Yok yok, korkmam köpekten. Haşt karalı sıcak. Sanki Keleş Ahmet'in damının duvarına götürdük. Haşt! Haşt! Sus! Bu köpek hep böyle. Fidan kızım. Aman orada. Sen burada. Gerçi kapı yanında sorulmaz böyle şeyler ama ben sorayım. De bakalım bana. Sen bizden yana mısın yoksa Keleş Ahmet'ten yana mı? Anlamadım Sultan teyze. Anlamayacak bir şey yok kızım. Ben buraya ayran içmeye gelmedim elbette. Benim ayranım var evde. Söyle, bu işte Ali'den yana mı olacaksın yoksa babandan yana mı? Yani ben... Babam... Aşk gözü kör olasıcak. İnsanı konuşturmuyor bile. Babandan yana mısın Fidan? Demek babandan yana. Belli. Keleş Ahmet'in kızısın. Hoşça kal. Demem bunu oğlana. Demem Alim'e. Fidan! Geldim ana. Gel kız, gel buraya. Yakın gel hele, yakın. Geldim, ne var? Söz mü verdin kız sultanın Ali'ye ha? Söz mü verdin? Ben kimseye söz vermedim. Vişnelik'te konuşmuşsun Ali ile. Ya babanın kulağına giderse ha? Bir daha benden izinsiz sokağa çıkmak yok. Ana. Yok dedim. Bu ne biçim kız isteme ha? Nerede görülmüş? Ana çok üsteledi, konuştuk. Kötü bir şey olmadı ki. İstet beni dedim. Verir mi baban ha? Ben de öyle dedim. Kız. Gözüme bak gözüme. Sana gözüme bak dedim. Ana. Seviyor musun bu oğlanı? Ha, söyle, seviyor musun? Demek seviyorsun ha. Ateş bacıyı sarmış ha. Kız, hiç başkasını bulamadın da gittin Sultan'ın Ali'sini mi buldun ha? Kız, kimler seni bu köyde gelin etmek ister? Kimler? Aptal. Şimdi babana ne diyeceğim? Senin Fidan'ı istemeye geldiler mi diyeceğim? Kötü ettin kız Fidan, çok kötü. İki bacının ikisi de böyle yapmadılar. Evlendi gittiler. Ben ne yaptım ki ana? Sus kız, sus. Niye elin oğluyla vişnelikte konuşuyorsun ha? Ya sevdasından başımıza bela kesilir Salih? Ha? Babanın elini kana mı bulaştıracaksın? Niye söylesene ki ana? Ya vermezse baban? Doydun mu Ahmet? Doydum şükür. Kaldır gitsin sofrayı.
Niye Fidan yemedi yemek ha? Başı ağrıyormuş. Erkenden yattı. Bu kız da bugünler şarkılar, türküler. Dilerim Allah hayra çıkarsın. Aman canım, ne olmuş, şarkı türkü söylemişse canı istiyor söylüyor. Bacıları böyle değildi bunun. Sen de kızını karalama. Şu yediğim pilavı o yaptı. Canım, bir şey dediğimiz yok. Ama benim anam var ya, bacılarıma hiç türkü söyletmezdi. Canım, ben de söylerdim. Ne varmış bunda? Bugün sultan geldi. Kim sultan? Dul sultan. Borç para falan mı isteyecekmiş? Yok canım, yok. Başka bir şey istiyor. Ne istiyor? Kızını. Hı? Kime? Kim olacak? Oğluna, Ali'ye. Ali'ye? Benim kızımı istiyor ha? Canım, bunda ne var? Bir kızı 1000 kişi ister ama birine kısmet olur demişler. Ya verir miyim ben hiç? Fidan'ı oğlana kaç paraları var ki? Dur bakalım, hele dur, kestirip atma öyle. Yol yürümekle, iş konuşmakla derler. Sen ne diyorsun Durdu? İstediğim başlığı verebilir mi onlar? İstediğim takıları takabilirler mi? Dur orada bakalım. Yoksa bir yerden mirasa falan mı konmuşlar ha? Aman canım, nereden çıkardın onu? Ama işin içinde iş var. Ne işiymiş o? Ateş bacayı sarmış. Fidan'ın gönlü akmış Ali'ye. Şimdi anladım işte. Şimdi aklım erdi türkülere, şarkılara, o pencerenin yanına geçip de sevdalara tutuldum demesinin nedenini. Ama ben kayan gönlün yoluna taş tıkmasını da bilirim. Akıllı ol Ahmet. Ne akıllı olması Durdu? Kaç parası var ki gelmiş kapıma, oğluna istiyor kızımı? Sevdayı unutma. Ne olacak mı Sevda? Bal ekmek olup yenilecek mi? Yoksa başlık parası olup avcuma mı konacak? Yaralı hayvan güçlü olur Ahmet. Hele bu yara sevda yarasıysa. Ne diyorsun? Çıkar ağzının içindeki baklayı. Kızını başlık parasız verir misin? Kız, sen neler diyorsun? Hiç başlık parası almadan kız verir miyim ben? Bir hafta sonra gelecek sultan. Yazarsın bir kağıdın üzerine istediğin başlık parasını, istediğin takıları, veririm eline. Öyle kız istemeye, bizden de böyle. Bana bak Durdu. Sakın kirli çıkın olmasın bu dul sultana. Yılların dulu bu. Belki vardır birikmişi falan. Canım, nereden olsun ki? Ama yok, sanma. Benim istediğimi veremez. Hiç veremez. Bana bak. Fidan'a kaş çatma ha. Bilmemezlikten gel. 2 metre altın zincir. 6 bilezik. Boyunluk ve... Peki ama zaman isterlerse? 1 yıl. 1 yıla gelmezse bunlar, konmazsa avucuma başlık parası, avuçlarını yalarlar. Hiç iyi etmedi Fidan. Hiç iyi etmedi. Yüz göz olma Ahmet. Hadi iç şu ayranı. Yeter oğul, yeter ofladığın. Tavuklar, inekler bile sana bir başka çeşit bakmaya başladılar. Niye dedin ki anasına vişnelikte buluşmuşlar diye? Kızı sokağa salmaz oldu anası. Oğlum, bir gün kaldı. Dananın kuyruğu kopacak. Yarın sabah gidip öğreneceğim, evet mi dediler, hayır mı dediler. Ya hayır derlerse ana? Ali, benim de yüreğimi burkuyorsun. Dur bakalım hele, sabah ola hayrola. Bakmışsın evet derler. Olmazlanırlar da. O zaman ben ne yaparım ana? Taş bas oğlum desem taş basılmaz ki. Kolay taş bas demek. Sen onu basacak olana sor. Be oğlum, o gözlerin koca köyde yalnız Fidan'ımı gördü. Ötekiler sanki başlıksız mı, takısız mı ana? Ama hiçbiri Keleş Ahmet gibi değildir, keleşliği yere batasıcağı. Şimdi almıştır kalem kağıdı. Ne hesaplar içindedir kim bilir. Of of. Ana, yolunu gözlüğe gözlüğe bir hal oldum ana. Oğlum,
Ne dediler ana, ne dediler ha? Verdiler mi fidanı, verdiler mi? Verdiler. Ne diyorsun anacığım? Gel seni bir öpeyim. Canım anam, bir tanecik anam. Verdiler ha, verdiler ha. Of, of. Dur oğul, dur, öyle çok sevinme. Ne oldu ana? Eşeğin büyüğü ağırda oğul. Al bu kağıdı, al. Hepsi burada yazılıymış. Ver, sen verecekler ya, ona bak. Ver hele. Ah, ben bu gece sevincimden uyuyamam artık. Sevincinden mi yoksa başlık parasını takılara okuyunca mı bilmem oğul. Hey, yollar dalaştı birbirine ben gelirken sıkıntımda. Ama sen uçtun göklere sevinçten. Oku hele, oku, ne duruyor? O baştaki başlıkmış. Anam ana, bu ne para? Çok be ana. Dedim sana oğul. 3 metre zincir, 8 bilezik. Of of. Oflama sırası şimdi bende. Ne yapacağız? Bilmem ki ana. Şu kız kaçmaz mı sana? Kaçmaz ana. İşin kötüsü bir yıl. Keleş Ahmet diyesiymiş ki kızımın yaşı ufaktır ama bir yıldan fazla bekleyemem. Bulur mu, buluşturur mu sultan parayı, ne yaparsa yapar. Bir yılı bir gün geçti miydi veririm kızımı istediğim başlık parasını verene. Böyle demiş görmemiş keleş. Ne sanmış ki bizi? Dağ bağ mı var sanmış yoksa tarla traktör sahibi mi? Niye öyle baktın kaldın ki oğul Akkağ'da? Gideceğim ana. Olmaz ki oğul. Canımı dişime takıp çalışacağım. Birikmez ki oğul. Ama çok çalışırsam böyle çok, yani gece gündüz. Bir yılı büyütme gözünde, öyle çabuk gelir geçer ki. Başka yapacak bir şey var mı güzel anam? Burada kalıp erimek daha mı iyi? Sevdam bana hırs verir anam. O hırsla dağları un ufak ederim. Dağları un ufak etmekle birikmez o para. Kararlıyım ana. Biliyorum. Gözlerin öyle diyor. Kararım karar. Birini salmıştım dışarı. Şimdi ikincisini salıyorum. O da canımdı. Bu da canım. Olmazları olur yapmaya çalışacaksın Halim ama. İşin çok zor. Çok da bulanık. Ne yapabilirim ki ana? Burada köy yerinde onun bunun işinde çalışmakla bu para birikmez. Gittiğin yerde de birikmez ama koymuşsun kafana bir kez. Gideceksin biliyorum. Gideceksin de orada ne iş tutacaksın? Ne iş olursa ana. Harç kararım, tuğla taşırım. Ne iş bulursam onu yaparım. Bir adres falan al köyden. Gittiğin yer koca yer. İş beklemez seni o. Eş beklemez, aş beklemez. Ondan dedim bulanık diye. Atacaksın kendini koca kentin ortasına. Of ki of. Bakalım bu düş seni nereye atacak. Buraya geri geleceğim ana. Parayı biriktirip geleceğim. Birikmez Keleş Ahmet'in istediği para o. Birikmez. Ana ne yapsam ki? Bilmiyorum. Şaşırdım. Sürüden ayrılan koyun gibi melil melir bakarım işte öyle. De akılsız kız. Kaçıversene halime şöyle. Elimle kaçırırım sizi. Salarım dağlara ki ne iz süren bulur ne Keleş Ahmet. Ama... Baban da böyle bir sabah vakti gitmişti. Ağlama. Ne olur ağlama ana. Çalışmaya gidiyorum, ölüme mi? Baban da ölüme gitmiyordu. Çalışmaya gidiyordu. Ama gelmedi. Ben geleceğim ana. Bir yıla. Koskoca bir yıl. Ana belki daha erken gelirim. Ver elini öpeyim. Hey hey. Keleş Ahmet'e para kazanmaya gidiyorsun. Keleş almazsa parayı vermez fidanı. Hadi yolun açık olsun. Mektupsa unutma. Orada bir anam var de, gözü yaşlı de. Ana ağlama. Ne var ağlayacak? Yok, hiçbir şey yok. Ama ana yüreği bu. Hiç ağlanmaz mı? Geldiğinde gülerim, unuturum bu ağladığımı. Kendine iyi bak. Hastalanma. Sana bir şey olursa Keleş'in yüreği yanmaz. Benimki de ağlanır. Hoşça kal anam. Güle güle Ali. Güle güle. Hey! Kimse yok mu? İnşaatta kimse yok mu? Kimi aradın? Ha,
Zekai varmış burada. Bu inşaata bakıyormuş. Gel gel. Üçüncü kata gel. Merhaba. Ha, merhaba. Sen Zekai misin? Yo, benim adım Ferhat. Zekai şimdi gelir. Tuğla gecikti, onun için karşıdan telefon edecek. Sen usta mısın? Hı-hı. Duvarcı ustası. Duvarcı ustası ama duvar da örüyoruz, sıva da yapıyoruz. Ekmek parası işte. Ha, yorganın yanında dürülü olduğuna göre iş arıyorsun galiba. Ha, Ferhat usta, bizim hemşeri vardı Hüseyin. Çatalbaş Hüseyin derler. Çok önce gelmiş buraya, ona gittim. O bu Zekai'yi tanıyormuş. Dedi ki ona git, iş varsa verir sana. Usta mısın? Yo, değilim. Yani? Yani ne iş olursa yaparım. Harç kararım, tuğla taşırım. Çukur filan kazarım. Her şeyi yaparım. Yeni mi geldin köyde? Ha, yeni geldim. Daha önce gelmiş miydin? Yok, ilk gelişim bu. Şimdi benim hemen çalışmam gerekli, biliyor musun Ferhat usta? Yani bir gün bile boş durmamam gerekli. Çünkü iş öyle. Ne işiymiş o? Para biriktireceğim. Köye göndereceksin. Yok. Bir anam var, o geçinir. İki inek var, tavuk mavuk. Ama benimkisi başka. Evli misin, bekar? Bekarım. Para biriktirip evleneceksin. Ah Ferhat usta, öyle yapacağım. Kız hazır mı köyde ha? Hazır. Fidan, Keleş Ahmet'in kızı. Yalnız çok istedi başlığı Keleş Ahmet. Sen başlık parası biriktireceksin. Takı da var daha. Bir yıl dedi babası. Bir yıl beklerim dedi. Onun için ben gece gündüz çalışacağım. Demek öyle ha. İşin çok zor delikanlı. Anam da öyle dedi ama ben yılmayacağım. Yılması değil de delikanlı kardeşim. Yiyeceksin, içeceksin, sonra bir yerde yatıp kalkacaksın. Ondan sonra da başlık parası biriktireceksin. Burası koca kent arkadaş. Burada soluk bile parayla alınıyor, biliyor musun? Az yerim, dışarıdan yemem. Anam yanıma bir tencere koydu, sahan koydu. Kendim pişiririm bulgur aşını. Bir tencere yaparım, 3 öğün yerim. İnsanın canı öyle şeyler ister ki görünce. Hem bu iş aç aç olmaz. Zor iştir inşaat işçiliği. Ben çok güçlüyüm Ferhat usta. O gücü şu tuğlalar, şu harçlar, duvarlar öyle alır götürür ki ne olduğunu sen de anlayamazsın. Zekai de geliyor. Tuğlaları çıkarmışlar yola. Bir saat önce burada olması gerekirdi. Bekleyeceksin Ferhat usta. İyi, bekleriz biraz da. Beni Çatalbaş Hüseyin gönderdi. Hemşerim olur. İş varsa Zekai'nin orada vardır dedi. Kendinde iş yok muymuş? Yokmuş. Al bunu Zekai, al. Hem de benim yanıma ver. Çünkü bu arkadaşa çok para gerek. Evlenecekmiş. İyi de bir Haydar Bey'e sorayım. Haydar Bey senin hı dediğine hayır mı der? Uzatma da al şu arkadaşa. Cumali'nin yerine çalışsın işte şöyle. İyi. Bugün çalışsın hele. Yarın işten çıkacak mıyım? Bakarız işine ona göre. Haydar Bey parayı sokaktan toplamıyor. Tamam tamam. Bak arkadaşım, şimdi şu kumu şuraya bir güzel yığıver. İşte kürek orada. Hemen şimdi. yok. Öyle koşturma. Sonra Haydar Bey başka bir alev olur. Yavaş ol oğlum, yavaş ol. Ardından artık koşturmuyor. Ha? Daha tuğla yok orta yerde, hadi. Ya, belin ağrımaya başladı değil mi? Yok ağrımadı. Ne de olsa hamsın. Bu işte ağır iş. Ama alışırsın. Hadi bakalım oradan tuğla ver. Ha, şu harcın üzerine de biraz su dök, kurumaya başladı. Hemen Ferhat abi. Ferhat abi. İleride ben de elime malı alır mıyım ha? Dur bir arkadaşım, daha siftah ilk gün. Kolay mı öyle malı ele almak ha? Yoksa yaptığım iş kolay mı göründü gözüne ha? Öyle ya, koy altına harcını, ondan sonra da dizin üstüne tuğlayı. Kazın ayağı öyle değil Ali. İnsanı malayla şakül usta yapmıyor. Şu gözler, şu parmaklar yapıyor. Bakmasını bileceksin, tuğlayı koymasını bileceksin. Artık sen bu gece yattığın yerleri bilemezsin Ali. yok bilirim de Ferhat abi.
Ben nerede yatacağım ha? Ne bileyim arkadaş, dün gece nerede yattıysan orada yatarsın. Ben dün gece otobüste yattım. Şanslısın. Hemen geldiğin gün iş buldun ha. Sayende abi, sağ ol. Şurada yatsam olmaz mı ha? Nerede? Ha, şu oda gibi yerde. İki pencere var orada, donarsın soğukta. Yok yok, ben üşümem. Olmaz Ali. O boşluklara naylon falan çakmadan olmaz, hasta olursun. Olmam olmam. Bir iki çimento torbası çakarım oralara. Zekai, Zekai! Hop, ne var? Hadi yine konuşalım. Sağ ol. İyi ki sana rastladım be Ferhat abi. Yoksa şimdi omzumda yorganım, inşaat inşaat iş arayacaktım. Ne verir ki bana Zekai günlük? Cumali'ye ne veriyorsa onu verir. Sen sonra malayı, haç kutusunu bir güzel yıka aşağıda. Tamam, yıkarım. Anama da hemen bir mektup yazar. Derim ki ana, iş buldum, Ferhat abinin sayesinde buldum. O olmazsa halim kötüydü derim. Mektup kaça ki Ferhat abi? Bilmem, ben de kimseye mektup atmıyorum ki. Evin her şeyin burada mı? İki de çocuğum var. Evlisin demek. Evet, evet. Paydos mu? Yok, karanlıkta da çalışalım. Zekai, bu arkadaşın yatacak yeri yokmuş. İnşaatta yatayım diyor. İnşaatta mı? Neresinde? Canım, odanın birinin pencerelerini kağıtla kapatacak. Kapatırım kapatırım. Hem inşaatı da beklerim Zekai abi. He? Tanımadığım bilmediğim insansın. Daha sabahleyin tanıdım seni. Ya niyetin başkaysa? Niyetim başkaysa mı? Yok abi, ben hırsız mırsız değilim. Çıkar bakalım kimliğini, ver bana. Kimliğim? İşte burada. Al oku bak. Köyüm, kasabam hepsi yazılı orada. Bu bende kalsın. Niye ki? Bu bende kalacak. Sen de burada yatacaksın. Hadi bakalım. Beğen beğendiğin odayı, beğen beğendiğin katı. Sağ ol Zekai. Sabah harç hazırla aynı odaya. Ben gelince harç hazır olsun. Olur Ferhat abi. Bana bak. İnşaatta içki miçki içmek yok ha. Karışmam sonra. İçki mi? Zekai abi, ben buraya içki içmeye gelmedim. Başlık parası biriktirmeye geldim. Birikir, birikir maşallah. Çok birikir. Sevgili anacığım, İlkin ellerinden öperim. Ben oğlun Ali'yi soracak olursan çok iyiyim. Sağlığım yerindedir. Hiçbir yaramazlık yoktur. Ben buraya geleli 3 ayı geçti. Şimdi zorlu bir kış var. Diyor ki Ferhat abi, havalar açarsa gene çalışmaya başlarız diyor. Ben inşaatta kalıyorum. Ama bu ilkinki inşaat değil. Onun duvarları sıvası bitti, bu inşaata geçtik. Ben gene Ferhat abinin yanındayım. Buradaki odanın pencerelerine naylon çaktım. Yataktan hiç çıkmıyorum. Yalnız ekmek yemek için çıkıyorum. Kazandığım parayı biriktiriyorum. Ama bilmem ki ana. Ali! Ali, uyuyor musun Ali? Kalkamıyorum Ferhat abi. Ay 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 ay. Ali! Ali! İçeride misin Ali? Buradayım Ferhat abi. Hastayım. Buradayım. Ali. Çok hastayım Ferhat abi. İşte dediğim oldu. Uf, ateşin çok seni. Üşütmüş. Doktora götüreyim seni. Yok yok, geçer. Anamın o kaynattığı nane olsa. Bir de o un çorbası olsa hemen geçerdi. Açsın sen. Dur, sana şuradaki lokantadan bir çorba alıp geleyim hadi. Yok yok, istemez Ferhat abi. Bir uyuyorum bir uyanıyorum. Boyuna düş görüyorum Ferhat abi. Fidanı görüyorum. Gözümü kapadım mı hep fidanı görüyorum. Oh, şimdi o sıcacık. Böyle evinde, belki de ocağın başında. Bilmem ki. Beni düşünüyor mu dersin? Neyse, ben sana bir çorba alıp geleyim. Gözümü kapadım mıydı? Hemen fidan geliyor. Böyle el ediyor bana. Ali, Ali nerede kaldın diyor. Koşuyorum bak, geliyorum işte. Fidan diyorum. Ama bir düştüm mü kalkamıyorum.
Şu kaçığı da iç bakalım. Sağ ol Ferhat abi. Çok sağ ol. Gerçek abimsin sanki. Şimdi sana bir de çay demledim iyiydim. Çayın var değil mi? Var. Hadi bakalım. Şimdi uzan gene. Yarın turp gibi olurum ben Ferhat abi. Elbette elbette. Ama gene hasta olursun. Yok olmam. Zayıfladım be Ali. Şişmanlarım. Şimdi sen yani şu başlık parasını biriktireceğini mi sanıyorsun Ali? Bilmem ki be Ferhat abi. Ne biriktirdin ki? 7 aydır tanıyorum seni, birlikteyiz. Banka cüzdanım yatağın altında şuracıkta, bir baksana. Ne bakayım, aldığım belli, vereceğim başlık parası belli. Daha takılar da var. Anan doğru söylemiş. Ben geldiğin zaman sana söylemişim. Bu para birikmez Ali dedim. Bak işte banka cüzdanım. Al bak. Sen 1 yıl değil 2 yılda çalışsan, 3 yılda çalışsan bu parayı biriktiremezsin. Bilmem ki ne yapayım be Ferhat abi. Neyse sen iyi ol hele. Seninle konuşacaklarım var. Ne konuşacaksın benimle abi? İyi ol da. Şimdi konuşsan. Yoksa sana mektup falan mı geldi bizim köyden ha? Yoksa fidanı başka birine mi verdiler? Anan mı yazdı sana? Senin köylüler beni nereden tanısın? Anan nereden tanısın? Yok öyle bir şey. Of. Bir yıl sonra parayı toparlayamazsam. 5 ay sonra. 5 ay ya. Verir babası fidanı başkasına. Hadi şimdi düşünme bunları. Uyu biraz. Çay demlenince seni uyandırırım. Of başım yanıyor Ferhat abi. Başım yanıyor. Ama şu içim bir bilsen. İçime sanki bir kürek ateş koymuşlar. Şu yerdeki 2 tuğlayı da ver. Ondan sonra paydos. Bu akşam seninle şu yakındaki lokantaya gidelim. Lokantada para gider Ferhat abi. Ben gitmem. Benden oğlum. Ben vereceğim parasını. Niye ya? Canın ne istiyorsa burada pişiririm sana. Hem istersen tavuk kanadı, tavuk boğazı bile alırım. Yok. Benim konuğum o bu gece. Senin paran gider o zaman. Geçsin bari. Hiç gittik mi lokantaya? Yok ben hiç gitmedim. Ben de görüyorsun hep öğle yemeklerimi evimden getiriyorum. Ama bu akşam gideceğiz ha. Ne diyeyim bilmem ki. Bu salata güzelmiş be abi. Beyin salatası. Bir de giden de yesene ha. Dur alayım. Bu da bayağı güzel. Hele sirkesi. Bir şişe sirke alacağım abi. Çok hoşuma gitti. Ali, sana diyeceğim var. De Ferhat abim. Hiç çıkmam sözünden. Yok. Biz ikimiz arkadaşız. Tabii de. Bana bak. Sen şu paranın birikeceğine inanıyor musun? Bilmem ki. Piyango da aldım bu ay. Bırak şimdi sen onu hadi. Şurada kalan zamanına bak. Bir de biriken paraya. Bana bak arkadaşım. Sen var ya boşa kürek çekiyorsun. Anlamadım. Kürek. Yani çek bu küreği, bu iş olmaz. Olmaz. Çünkü hesap kitap ortada. Gün belli, alacağın para belli. Para birikmeyince ne olacak? Neydi o senin kayınbabanın adı? Keleş Ahmet. Keleş Ahmet fidanı başkasına verecek. Yanarım ölürüm be Ferhat abi. Bir şey de olmaz. Hele akıllı davranırsan. Yoksa başka bir planın mı var senin ha? Ben kavuşacağım değil mi fidana? Hayır. Hayır mı? Deme be Ferhat abi. Oğlum gerçeği görsene. Gökten sana para yağacak değil ya. Şu kent var ya koca kent. Fidanlarla dolu. Sen yeter ki iste. Fidan iste. Bir tutturmuşsun fidan. Ama ben fidanı seviyorum. Sen sev ama başlık parası tamam olmayınca. Bana bak, seninle daha açık konuşacağım. Seni kardeşim gibi severim. Yoksa bunu ne açarım ne de söylerim. Benim bir baldızım var. İyi. Baldız? Yani benim karımın kardeşi Binnaz. Binnaz'ı sana verelim.
Bir nazı bana mı vereceksin? Hemen değil canım. Göreceksin, beğeneceksin ondan sonra. Görecek miyim? Bir akşam bize yemeğe gidelim. Görürsün bir nazı. Bana tamam Ferhat abi dersin, tamam olur, biter bu iş. Başkasına bitmez ha. Olmaz ha. Kaç aydır birlikteyiz. Seni iyice tanıdım. Binnaz da çok iyi bir kız. Varsın senin gibi iyi birine gitsin. Senin gibi onun da babası yok. Peki başlık parasını sana mı vereceğim? Ne başlık parası? Başlık yok canım. Hiç para vermek yok. Takım akıda yok. O birikmiş paranla bir evde sen tutarsın bizimkine yakın. Şöyle bir göz bir mutfak oldu bitti. Yo yo. Binnaz'ı görmeden ne evet de ne de hayır de. Bana bak, evet de olsa hayır da olsa biz arkadaşız, tamam mı? Tamam olmasına tamam da Ferhat abi. Garson baksana bize iki köfte. Hoş geldiniz, buyurun. Bak bu Ali Esma. Geç kardeş, geç buyur. Geç Ali, geç. Çocuklar nerede Esma? Nuriye'nin yanında, komşuda. Biz çok acız Esma, hemen sofrayı kuruver. Kurdum bile, sağ olsun Binnaz bana yardım etti. Fasulyeyi o yaptı. Fasulyeyi Binnaz yapmış, çok güzel yemek yapar. Hadi geçin, siz içteki odaya oturun, hemen yemekleri alıp gelelim. Geç bakalım Ali, hoş geldin evime. Hoş bulduk Ferhat abi. Ama çok şükür konuştun. Gören seni dilsiz tanıyacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Baldızım Binnaz. Şuraya koy yemeği ya, Binnaz. Peki enişte. Ablam dedi ki durmasınlar, hemen başlasınlar dedi. Olur. Size soğuk su da getireyim. İşte bu Binnaz. Başlık parası da yok. Onu baştan söyledim. Ne demekmiş başlık parası? Gönlüm kaydı mı ne? Yo, düşün. Hiç acelesi yok. Bir evim olur size yakın. Paydos da koşar gelirim evime. Gelirsin ya. Binnaz bana fasulye pişirir. Binnaz ne yemekler yapar bilir misin? Ne yemekler? Kafam karıştı. Sen ne diyorsun bu işe Ferhat abi? Ben mi ne diyorum? Sen diyeceksin Ali. Hemen karar verme. İşte bir de roka salatası yaptım enişte. Hoşça kal bacım. Güle güle kardeşim, güle güle. Hoşça kal Binnaz. Güle güle. Ben durağa geleyim senin. Yok, ben giderim. Sağ ol. Tamam Ferhat abi, tamam. Tamam mı? Ferhat abi. Bacanak. Anlamadım. Artık abi yok, bacanak var. Bacanak, Ferhat bacanak. Söyle bakalım, Ali bacanak. Oradan biraz daha harç getir bacanak. Getireyim. Bizimkiler diyorlar ki, şey diyorlar. Yok bana kalsa böyle şeylere aldırdığım yoktur ama. İşte adet olmuş. Bir nazı istesin diyorlar. Ben de onlara çocuğun kimi kimsesi yok ki. Kiminle istesin dedim. Sonunda düşündüm, o senin hemşerin Hüseyin ha. Bir gece gelip de Binnaz'ı istese sana. Ferhat abi. Bak kızma. Zaten kızmayacağını söylemiştin. Demiştin ki iyi düşün. 15 gündür düşünüyorum abi. Ama var ya. Ben Fidan'ı seviyorum. Ah oğlum. Arkadaşım. Sevgi çok güzeldir. Biz de Esma yengenle sevişerek evlendik. Ama seninkinde umut yok. Hepten yok. Bu para birikmedikten sonra, o takılar alınmadıktan sonra, neydi onun adı? Tamam, Keleş. Keleş sana kızını vermez. Verir mi? Hadi söyle. Bilmiyorum. Umarsız kaldım be abi. Hep düşlerimde Fidan. Boynu bükük öyle bana bakıyor. Demek sen beni unuttun ha? Demek benden başkasını seveceksin ha diyor. Şaştım kaldım. Yo. Bizde zorlama yok.
Gider eve derim ki bu iş olmuyor derim. Ferhat abi bana çok kızdın mı? Niye kızayım be aslanım? Bu kız işi nasip kısmet işi. Ne demişler? Gelin ata binmiş bakalım nereye demişler ya. Sen biraz daha harç getir. Sağ ol. Nasıl desem, nasıl söylesem Ferhat abiye bunu diyordum. Neyse tamam kapandı bu iş. Unut artık. Ama diyeyim mi sana? Senin işten de elini yu. Onca parayı biriktirebilmek için 3-4 yıl çalışman gerekli. 3-4 yıl içinde de senin fidanın ağaç olur ağaç. Kapısı yat kapısı değil demişler. Koca bir yıl gelip geçti ha. Koca bir yıl. Yok ana. Bir yıl olmadı ama az kaldı. Bak ana. Benim geldiğimi kimseye söyleme. Ne? Niye ki oğul? Yoksa kötü bir şey mi oldu? Yok ana. Oğlun hiç öyle kötü bir şey yapar mı? Kaçak mısın bir şeyden? Böyle gece yarısı. Dedim ya korkma. Kaçak maçak yok. Fidan'la konuşmaya geldim. Çıkının para dolu mu eyoğul? Yok be ana, olmadı, birikmeyecek. Dedim o, demedim mi? Yetecek para mı o istediği başlık kör olasının? Ana, dikildik kaldık ayakta öylece. Otur, otur öyle otur. Şu üstündeki başındakini çıkar. Sana bir un çorbası yapayım, özlemişsindir. Çok özledim ana, çok. Ana yavruma, çok zayıflamışsın Ali. Toparlarım, toparlarım ana. Ne diyeceksin fidan kıza? Böyleyken böyle ana. İşte biriktirdiğim para. İşte para işte sen diyeceğim. Ya baban razı olsun bu paraya ya da kaçalım diyeceğim. Kaçmaz oğul o kız. Belki kaçar be ana. Onun kanının bir direminde 2 direm Keleş Ahmet vardır. Onun dölü kaçmaz. Ana, güzel anam çağırsan bu eve gelmez mi ha? Ben hiç dışarı çıkmak istemiyorum. Dur bakalım oğul dur. Sana gül dikeceğim Sultan teyze diyordu ama gül dikme zamanı da değil ki. Gel kız şu gülü dik desem. Neyse bir şeyler düşünürüm. Dur hele. Bana bak. Bunu sana aldım. Apo! Kırmızı. Kırmızı güllü basma. sağ ol oğlum sağ ol. Sen nasılsın bakalım ana? Ne olacak oğlum? O köyün ortasındaki yaşlı çınar ağacı gibiyim. Sanki 1 yaşında. Sultan teyze! Sultan teyze! Geldi ana. O geldi. Aşt! Aşt! Sen misin Fidan kızım? Geldim. Bu bir topak yağla şu yumurtaları anam gönderdi. Niye zahmet etti ki anam? Geç gel. İçeride mi? İçeride. Anam hemen gel dedi. Sana diyecekleri varmış. Hadi gir konuş hele. Fidan. Demek geldin ha? Niye gizli geldin? Başlık parasını takıları getirdin mi? İşte onu konuşmak için geldim Fidan. Olmuyor, birikmiyor. Babanın istediği başlığı ve takıları biriktirebilmem için tam 4 yıl çalışmam gerekli. Şimdi ne olacak? Bilmiyorum Fidan. Beni bunun için mi çağırdın? Konuşalım dedim. Sen beni sevmiyor musun Fidan? Söylesene. Sevmesen bir yıldır bekler miyim? Diyorum ki kaçalım. Ne? Başka umarımız yok Fidan. Gel beni dinle kaçalım. Hem de bu gece. Ben gidiyorum. Dur nereye? Fidan dur. Dur ne olur dur. Fidan. Uçtu gitti kuş gibi. Ben sana söylemiştim. Kaçmaz dedi değil mi?
Hı, öyle dedi değil mi? Kaldır başını bana bak Halim. Öyle dedi ana. Hadi, hadi gözlerim bakmasın öyle melil melil. Baştan olacak gibi değildi ki zaten bu. Bana öyle geliyor ki bu işi unutacaksın Halim. Sonra şu zayıf bedenine kötü bir hastalık girer. Umurunda mı Keleş Ahmet'in, karısının, hatta şu az önce arı sokmuş gibi kaçıp giden Fidan'ın? Ateş düştüğü yeri yakar oğul. Yakma benim bağrımı. O yanık bağrım yeni bir ateşle tutuşmasın. Koy gitsin yakasını. Evet ana, haklısın. Öyle acı acı bakma be oğul. Ağlama ana. Koca bir yıl. O koca bir yıl bana çok şeyler öğretti ana. Ben bu gece yarısı çıkıp kavşağa giderim. Gece yarısı mı? Hiç köyün içine falan çıkmadan mı? Evet ana. Atlarım bir otobüse, geldiğim gibi giderim. Olur mu oğul? Bir gün yeter mi şu yol gözleyen anana? Gene gelirim ana. Öyle birden karar verdim ki hemen bir gecenin içinde. Ferhat abinin bile haberi yok. Kim ki Ferhat abi? Nereden bileceksin ana, benim ustam. Keleş Ahmet'in torbası kapandı. Niye gideceksin ki yine? Gideceğim ana, gideceğim. Ferhat abi. Ali. Neredesin be, ortalıkta görünmeyince? Bu oğlan gene hastalandı dedim. Kırdım karton kapını, daldım içeri. Köye gittim. İki günlüğüne ha? Evet. Ne vardı yoksa, Fidan'dan mı bir haber aldın? O mu çağırdı ha? Konuşsana, dilimi yuttu. O iş bitti. Kızı başka birine mi veriyorlar? Yok. Kaçırmaya gittim Fidan'ı, kaçmadı. Oğlum, bu işin olmayacağı baştan belliydi. Parayı biriktir, takıları al, öyle gel dedi değil mi? Ferhat abi. Ha. Bu akşam gene o lokantaya gidelim mi? Gidelim. Paralar benden. Önemli değil arkadaşım. Garson, bize bir piyaz daha. Ha, var diyeceğimiz. Olsun be Ferhat abi. Yiyelim içelim. Of of. Hadi poflama, unut. Unuttum. Bak Ferhat abi. Yani izin verir misin? Sana abi değil de gene şey diyeyim. Neydi? Bacanak. Ferhat Bacanak. Niye gülüyorsun Ferhat abi? Yo, demesine dede. Bir şey olmaz. Ama bir naza, söz kesin. He? Bizim oralarda kızlar beklemez ki Ali. Kısmeti çıktı mıydı tamam. Bir karo döşeycisi çocuk işte. O da çok iyi canım. Peki ben ne olacağım şimdi? Şunun düşündüğü şeye bak. Söylerim Esma yengene, yarından başlar sana bir eş aramaya. Tamam mı Ali Bacanak ha? Of, Fidan olmadı. Bari Binnaz olsaydı ne iyi olacaktı be Ferhat Bacanak. Bir Yıl Sonra adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Muzaffer İzgü, yöneten Sadrettin Kılıç, efektör Yüksel Doğru. Oynayanlar: Fidan Ayda Yüngül, Ali Enis Fosforoğlu, Sultan Güler Ökten, Durdu Serpil Tamur, Ahmet Erdoğan Ersever, Ferhat Erdoğan Gemicioğlu, Zekai Cengiz Keskin Kılıç, Esma Tülin Oral, Binnaz Sumru Yavrucuk. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.